Sinem Hanım'ın eline daha çok yakışıyor. Sinem Kobal pembe topuyla Anadolu Efes'in basketbol maçına gitti. Eşi Kenan İmirzalıoğlu onu yalnız bırakmadı. Ve Sinem Kobal hamile olduğu iddiasına ilk kez cevap verdi. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için Pembe Top Sahada projesinin bu yıl 3. ayağı gerçekleştirildi. Her 8 kadından birinde görülen bir hastalık bu. Amacımız korkulmaması ve erken tanıyla daha çok hayat kurtarmak için herkesi kontrollere davet etmek, bu konuda farkındalık yaratmak. Anadolu Efes ve CSKA Moskova takımları arasında oynanan karşılaşmanın pembe topuyla yapılan hava atışı ünlü oyuncu Sinem Kobal tarafından yapıldı. Tabii ki şu anki heyecan ve dev adamların arasında hava atışı yapmak bana güzel bir anı olacak ama asıl önemli olan burada gerçekten meme kanserinde ne kadar hayat kurtarabilirsek ne mutlu bize. Maçta Sinem Kobal'ı eşi Kenan İmirzalıoğlu da yalnız bırakmadı. Sinem Hanım'ın eline daha çok yakışıyor mu? Ünlü oyuncu lise yıllarında basketbola meraklıymış. Lisedeyken oynardık. Basket kariyeri var herhalde. Kariyeri değil. Amatörce kendi içimizde, mahallemizde. Öyle bir basketbol kariyerimiz var. Meme kanserinde erken teşhisin önemine değinilen etkinlikte Kenan İmirzalıoğlu ailesinden meme kanseri hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve tedavi sürecinde olanların bulunduğunu belirtti. Hem kaybettiğim insanlar var, teyzem var, hem halen meme kanseriyle uğraşan kuzenim var. Hakikaten hepimizin ailesinde var. Hiçbirimize uzak değil. O yüzden hakikaten bunun farkındalık ve bunun için yapılan organizasyonlar çok önemli. Bu yıl evlenen ünlüler kervanına katılan Sinem Kobal hamile olmadığını, şu an için eşi Kenan İmirzalıoğlu ile çocuk düşünmediklerini belirtti. Şu an düşünmüyoruz. Teşekkür ederim. Mustafa Ceceli oğlu Arın'la basket maçını izlemeye geldi. Ayağınla değil, elinle. At bana elinle. Yasemin Ergen'e Özilhan da projeye destek verdi. Amacımız işte erken teşhis aslında meme kanserinde. Çünkü 8 kadından biri bu hastalığa yakalanıyor. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes sahamızda CSKA Moskova'ya 93-87 yenildi.